Merhaba, ben Yasemin Adalı. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu aslında sizinle konuşmayalı. Bugün dışarıdan Titanic Müzesi'nin oradan size video çekiyorum. Normalde kameramı alacaktım ama telefonla çekme kararı aldım. Hem ses belki biraz daha iyi olur. Mikrofonumu almayı unutmadım çünkü bugün. Sizinle bu hafta yani bugün aslında konuşmak istediğim şey biraz dert dökme yani içimi dökmek istediğim şey bu doktoradaki anksiyete meselesi. Aslında sadece doktora da yüksek lisansta da veya lisans hayatınızda da ağır çalışma süreniz varsa bu anksiyete dönemini mutlaka ama mutlaka yakalanırsınız. Tüm hatalardan biraz bahsedeceğim. Nasıl hani kurtuldum tam diyemem yani aslında hala şu an hani o anksiyete ara ara gelen o kalp sıkışmasından aslında panik atak vari böyle bir şey yaşıyorsunuz. O durumdan tam olarak çıkmadım ama kendimi daha iyi hissediyorum. Koşulları aslında şöyle bir baştan alırsak kendim için konuşayım. Bir yıldır falan YouTube kanalım var ve her hafta olabildiğince video yüklemeye çalışıyorum sizlere. Genelde YLSY bursunu hani bu Covid-19 döneminde evde tek başımayken hani o zaman Türk başka bursiyerler de yoktu. Tek başımayken bir şekilde idare ederken hani bir kanal açayım en azından meşgale olur. Bir amacım olur hani sadece doktoradaki işler için değil diye ki yani Covid-19 dönemi benim için en başlarda bayağı zor geçti açıkçası. Herkese zor geçtiği gibi. Yani aslında ölseydim, bu çünkü videoları falan izliyorduk işte Covid-19 videolarını izliyordum ben. Sizler de mutlaka görmüşsünüz de Çin'de adamlar yürüyor bir anda yürürken sokakta düşüp ölüyor falan. Hani ben öyle olacağını falan düşünüyordum ya muhtemelen herkes aşağı yukarı öyle düşünüyordu o zamanlar. Öyle olacağını düşündüğüm için de hani acaba evde olur da ölür kalırsam hani hangi havaalanından cenazem alınacak onları falan böyle bir İngilizce hani ne yapmaları gerektiğini yani odamda ölüm olursam ne yapmaları gerektiğiyle ilgili mektup bile yazmıştım ben açıkçası. O panoya iliştirmiştim. İşte bazı belgeler var onların tekrar aileme gönderilmesi gerekiyor falan. Hani ailemin işte YLS'ye bu bursuyla ilgili işte tazminat ödeme gibi bir durumu olmadığını falan onların hepsini açıkladığım bir mektup yazmıştım. Yani o kadar aslında dengenizi hepimizin bozuyor gibi hani hala Türkiye'de devam ediyor ve sonuç yani şu anki durumda iyi gözükmüyor. Fakat İngiltere'de artık bu durum bitmek üzere çünkü aşılamada artık 35 yaşa kadar düştü. Ben de bir 20 gün içerisinde açıkçası aşı olmayı da bekliyorum. Toplumsal immüniteyi burası kazandığı gibi gözüküyor. Hani aşıdan kaynaklı olmak üzere. İşte bu Covid-19 döneminiz işte artık bitmek üzere olduğunu bildiğim günlerde bende bir anksiyete başladı. Çünkü bu sefer de normalleşme hani normal eski düzene geri dönme baskısı başlamaya başladı burada ufaktan. Hani ofiste çalışalım falan. Lan ben daha aşı olmadım. Yani hani hepimiz aşı olsak, benim yaş grubumun hepsi aşı olsa tamam birden normale dönelim ya da Covid-19 bir an önce bitse tamam normale dönelim ama yani hiçbir şey değişmedi. Ben 4 aydır evdeyim, hiçbir şekilde dışarı çıkmadım, hiçbir şey yapamadım, edemedim falan. Şimdi bir anda ne oldu da hemen biz normalleşme şeyine giriyoruz gibi bir saçmalık oluştu. Ben de dedim ki yani aşı olana kadar kesinlikle normal hayata geçmeyi düşünmüyorum. Ben zaten dışarıya bile, yürüyüşe bile çıkarken biraz stresle dışarı çıkan bir insanım yani korkarak dışarı çıkıyorum artık. Yani çünkü 1-1,5 yıldır böyle bir sürecin içerisindesiniz ve bir anda size hadi normalleşin gibi bir şey söylendiği zaman kardeşim öyle bir şey yok falan diye bir tepki gösteriyorsunuz. Şimdi bu birinci sebep. İkinci sebepse ben kendim çok hırpaladım ders çalışarak işte yapmam gerekenleri yaparak. Bir de ben böyle hani oturunca işte saatlerce çalışıyorum falan demem. Hani saatlerce çalışırım ama bir iş vardır o işi bitirmeye yönelik çalıştığım için bazen gece 4'lere 5'lere kadar da çalıştığım oldu açıkçası. Hani biraz fazla hırpaladım kendim diye düşünüyorum. İşte Easter Egg Holiday vardı, Nisan'ın ilk 2 haftası. Ben ilk 2 hafta gerçekten hiçbir şekilde çalışamadım arkadaşlar. Hiçbir şey yapamadım. Canım hiçbir şey yapmak istemedi. Sadece anime izledim işte. Attack on Titan'ın son sezonunu izledim falan. Hani hala böyle bilgisayar oyunu falan oynadım. 8-9 saat başından kalkmadım. Hatta sadece kahvaltı yaptım ve akşam yemeği yemek bile istemedim. Ve sadece saatlerce oyun oynadım ve dedim ki yani Yasemin iyi değilsin. Kesinlikle normal davranışlar değil. Terapi falan almayı düşünmedim. Fakat durumun ne olduğunu biliyordum yani. Büyük yoğun bir anksiyete. Çünkü yapmak gereken şeyler birikiyor. İşte Eylül'ün sonunda submit etmeye çalışıyorum ama test sonuçlarım, laboratuvar örneklerim gelmiyor. Bir sürü sıkıntı ve sorun var yani ama en sonunda hani bu yılın başına kendime bir şart koymuştum. Yasemin hani değiştiremeyeceğin hiçbir şey için kendini sıkıntıya sokma, değiştiremeyeceğin hiçbir şey için kendini üzme gibi bir ultimatom koymuştum kendime. Onu kendi kendime de yıktığımı fark ettim ve bunu fark ettikten sonra da aslında biraz daha hani anı yakalamaya, hayatı yaşamaya geri dönmeye karar verdim açıkçası. Şu an biraz daha kendimle ilgili şeyler yapmaya çalışıyorum. Kendimi daha iyi hissettirecek şeyler yapmaya çalışıyorum. İşte alışveriş yapıyorum biraz. Doğa yürüyüşleri, işte hava çok güzelleşti gerçekten. Bugün hava o kadar güzel ki yani dışarı çıkıp şöyle bir bisiklet sürmek bile çok iyi. Yani yine bisiklet kiraladım. Kimse de yok. İnsanlar bu sefer kontrollü açılıma girdi burada. Biraz öğrendiler. Gerçi England bölgesinde durum bu kadar iyi değilmiş. Bu arada rüzgardan sallanıyor, kusura bakmayın. Bu kadar iyi değilmiş. Yani burası güzelleşmeye başladı, iyileşmeye başladı açıkçası. Ben de kontrollü bir şekilde yavaş yavaş normalleşme süresine gireceğim. Hani tezimin doktora süresi 3 yılsa 1,5 yılı karantinayla geçti açıkçası arkadaşlar. Ve ben kendi kendime birçok konuda eğittim, birçok şey yaptım. Cuma günü, dün, yani bu videoyu şu an, ya bugün pazar, 2 gün önce yaptığımız bir toplantıda danışmanlarım dedi ki Yasemin çok fazla ilerleme gösterdin. Gerçekten çok iyi. Sadece artık hani tezini sadece yazmaya devam et ve işte okumalarını yapmaya devam et. Çok iyi gidiyorsun falan dediklerinde de artık kendimi iyi hissettim yani. Çünkü zaten toplantıları falan hep ben yönetiyordum. Hani danışmanlarım daha çok beni dinler, benim yaptığım timetable'ı üzerinden gider. Bayağı memnunlar yani benden açıkçası. Ama benim de çok fazla tecrübem olduğu için, hani ben çok fazla yanıla gittiğim için şimdi doktora sürecini iyi geçirdiğimi düşünüyorum. Fakat sonlara doğru gerçekten sevimliliğini yitirmeye başladı benim için. Tabii doğal olarak hani mükemmel bir şekilde doktoranın süreceğini de kimse de düşünmüyorum. Sadece bu laboratuvar sonuçlarımın hala gelmemesi gerçekten büyük bir sorun. Onu da artık uzatma belgelerini hazırlamaya başladım. Bir sene daha uzatma almayı düşünüyorum. Eve göndereceğim. Zaten uzatma belgesi hazırlanıyor. İsterseniz bir videoda çekerim diğer bursiyerler merak ediyorsa. Her şey sonucu alıp, yani uzatmayı aldıktan sonra, alırken değil de aldıktan sonra size de onun da bilgilerini veririm zaten. Bu tür süreçler oluyor arkadaşlar. Maalesef hayatta sizin hiçbir şey istediğiniz gibi gitmeyebilir. Ama bu durumlarda da hani bırakmamak gerekiyor kendinizi. Ben 1-2 hafta bir salladım açıkçası, bir bıraktım kendimi. Ama Allah'tan o dönemde tatil dönemine denk geldiği için mutluyum. Süreç bu şekilde ilerliyor. Yani çok fazla kendinize baskı yapmaktansa arada bir saat, 2 saat hayatı yaşamanın da faydası var. Yani sabah kalkıp ders çalış kahvaltıdan sonra, işte ne bileyim öğlen aynı şekilde, akşam aynı şekilde, yani bir saat falan bir kendinize ayırmak gerekiyormuş. Bu kadar çok hırpalamanın da bir anlamı yokmuş diye bir farkına vardım açıkçası, yalan yok. Şimdi haftaya da tam açılmaya gireceğimiz zaman, hani aşı olmadım ama sanırım bir 20 güne dediğim gibi aşı olursam eğer de spora da başlayacağım. Sporu da zaten hayatıma soktuğum zaman da şey olacak. Bir de şöyle bir şey de baskı yaptım ben. Ama bir baskı içerisine de girdim. İşte hem bu kadar ağır bir şekilde ders çalışırken bir de diyete başladım. Birisi yazdı hocam bu kadar üstünüze gitmeyin aslında bu iyi değil. Hani bunun sonuçları şey olur, hani hem diyet hem bu kadar çalışma yapıyorsunuz bu çok fazla diye. Hakikaten doğru söylemiş. Gerçekten çok fazlaydı ve artık hani diyet yerine artık spor, daha çok böyle aktivite yapma hani gün içerisinde başladım. Çetin Taş'ın yoga videolarına başladım. Hakikaten yani hani ben üzülerek şimdi söyleyeceğim. Böyle hani işte şöyleyse yoga yapın, böyleyse yoga yapın diyen işte influencerlar var. Ben hani çok inanmıyordum arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim. Hani meditasyon tabii ki de çok önemli ama hani yoga'nın hayatınızı değiştireceğinden pek bir inancım yok. Hani onun yerine ne bileyim bir dua edersiniz falan. Hani o biraz daha böyle hani şey geliyor. Hani o da iyi geliyor açıkçası ama hani şöyle bir şey de varmış, hani Çetin Taş'ın sesi o kadar rahatlatıcı ki, yani kendimi huzurlu hissettim yani o adamın sesiyle birlikte yoga yaparken. Böyle bir hani hipnoz sesi var yani adamda, o yüzden ben çok memnun kaldım. Diğer mesela yabancı yoga eğitmenlerin videolarına falan yapınca aynı etkiyi alamadım açıkçası. Hani o yüzden Çetin Taş'ın videolarını bir deneyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Hayatınız çok kötüyse, gelecek kaygısı yaşıyorsanız falan kalkıp bunu yoga ile çözemezsiniz. Ben hani herhangi bir şekilde hayatımı oturtmuş, belli bir seviyeye sokmuş, hani artık hayatın içerisinde normal stabilizasyonu yakalamada yardımcı olması için kendim yapıyorum. Ama size şunu söyleyeyim. Ben bu bursu kazanana kadar köpek gibi çalıştım arkadaşlar. Yani hayatımın artık böyle kesin garanti altına aldığını düşünene kadar söyleyeyim. Yani size hiçbir şekilde kendimi üzmeye, anksiyete yaşamaya izin vermedim. Çünkü biliyordum bu dönemler geldiği zaman, bittiği zaman bir gün artık rahatlayacağım, daha iyi bir hayat yaşayacağım zamanlar geleceğine hep inandım. Hep bunun enerjisini kendimde tutmaya çalıştım açıkçası. Ama şu an gerçekten ne Twitter'ı açmak istiyorum, ne ülke gündemi takip etmek istiyorum. Hepiniz eğer anksiyete veya mutsuzluk, kesinlikle gelecekte hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsanız çok haklısınız yani hani o şekilde düşünmekte. Ama şöyle düşünelim, daha kötü de olabilirdi diyeceğim. Ya bilmiyorum ya, gerçekten hakkımızda hayırlısı demek istiyorum sadece. Başka da bir şey demek istemiyorum. Çok da yorum yapmayacağım bu konuyla ilgili. Ama yani benim kendi açımdan söyleyeyim, anksiyeteyle olan başa çıkma yöntemi çok fazla kendime artık eziyet çektirdiğimi fark ettim ve bunu bir şekilde artık engelledim ve kendime de zaman ayırmaya başladım. Zaten çoğu şeyi başardığımda bana söylenince bir rahatlık geldi yani açıkçası üzerime. Hani 2 gün önceden itibaren. Şimdi yeterli kadar çalışacağım ve yettiği kadar çalışacağım. Hem daha önce potansiyelimi %100 gösteriyor muydum? Bence göstermiyordum. Ben çok daha iyiyim aslında. Çok daha iyi yapabilirim ama bu Covid koşulları, tek başına olmam. Ya tek başıma dediğim, hani yalnız değilim arkadaşlar, hani tamamen kesinlikle yalnız değilim de şöyle tek başına, yani ailem yok ve hani ne bileyim bizde şeydir yani, sizlerde de mi öyledir bilmiyorum da, yani birinde bizim akrabalarımızda bir şey olsa biz hastaneye hani doluşan tipler oluyor. Yani bizim sülale biraz öyle yani. Doktorların hiç sevmediği sülale tipi. Ama yani öyle ve hani o biraz bana güven hissettiriyor yani, ne yalan söyleyeyim. O yüzden mesela annemle babam için hiçbir korkum yok, biliyorum, çünkü akrabalarım hemen koşacaktır, ellerinden geleni yapacaklardır. Ama burada benim için hani ya yine arkadaşlarım gelir ama hani akrabalarınız gibi olmaz arkadaşlar. Tabii ki de güveniyorum çoğu arkadaşım. Mesela yeni gelen bursiyerler oldu, aynı binada yaşıyoruz mesela. Ya ben çok memnunum ya. İyi ki geldiler. Kendimi çok güvende hissediyorum. Umarım onlar da aynı şekilde hissediyordur. Çünkü ben de onların başına bir şey gelse ben de koşarım hani. O yüzden bir tık daha iyiyim yani ama zor günlerdi ya, gerçekten çok zor günlerdi. Fakat şöyle bir iyi bir yanı oldu. Böyle bir YouTube kanalı açmış oldum. Bu YLSY bursuyla ilgili bilgi edinmesini sağladım birçok insanın, buna inanıyorum. Hatta bazı insanların bu bursu benden duyup kazandığını bile hani söyleyenler var, bu çünkü geçtiğimiz şeyde. Umarım herkes hak ettiği yerlere gelir. Çünkü hak etmek, gerçekten o iş için çabalamak çok önemli ve ben takdir edildiğini, bir zaman sonra takdir edildiğini görüyorum. İlahi adalete de her zaman inanmışımdır. Size işte böyle bir video çekmek istedim. Kendi içimi döktüğüm, konuştuğum aynı zamanda. Dışarısı çok güzel, hava çok güzel. Ben de 2 defa dışarıda video çektim. Eğer ses, düzen, işte ne bileyim sevdiyseniz bu şekilde birkaç yerde de çek hocam, çok hoşumuza gitti derseniz lütfen aşağıya yazın yorum olarak. Bu videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Anksiyeteye girmemek için dediğim gibi her gün kendinize en azından 1 saat ayırmanız çok önemli. Hani çok da gereksiz diyetlere girmenin de anlamı yok ya. Ben çok kilolu bir insan değilim ama nedense böyle bir... Ay çok rüzgar var, bir dakika. Ya gereksiz yere bir şeye girdim böyle işte, ya biraz kilo vereyim, yaz geliyor falan. Sanki denize gireceğim ama vaktim varmış gibi. Öyle bir gereksiz bir şeye girdim ama gerek yok ya. Belli bir kilodayım, evet, yaklaşık 5 kilo fazlam var, evet, ama ölümde de yok yani sonunda net kaç kilolardan kaç kilolara iniyor. Şu tezi bir teslim edeyim zaten. Ondan sonra hem sporda şu an yaptığım zamanlarda ara ara veririm ama sevdiğim şeyleri yemekten kısmayacağım ya. Hani sezgisel beslenme falan onları okudum da yani arkadaşlar, şimdi şu an önümde el açması tereyağlı bir baklava olsa sezgisel beslenme nereye yani, böyle bir şey yapamam. O yüzden normal canım ne istiyorsa onu yemeye devam edip hayatıma bu şekilde devam edeceğim. Şimdi ben gidiyorum, liste sürmeye devam edeceğim. Ardından eve gidip birazcık ders çalışacağım. Daha doğrusu yazmam gereken kısımlar var. Onları da yazacağım. Bu haftalık böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.